Ya Sayın Öcalan üzerindeki tecrit aslında 28, son 28 ayla sınırlı bir tecrit değil. Yani 25 yıldır istisnasız süre gelen bir tecrit politikası var. İşkenceye dönüşmüş bir tecrit politikası var. Ama son 28 aydır tam bir iletişimsizlik hali, mutlak bir iletişimsizlik haliyle karşı karşıyayız. Hiçbir şekilde yani dış dünya ile bağlantısı kesilmiş. Avukatlarıyla, aileleriyle, ailesiyle görüşme olanaklarından tamamen yoksun bırakılmış. Yani hem iç hukukta hem uluslararası hukuk gereğince ailesiyle, avukatlarıyla görüşmesi yasa olarak görüşme olanağının iktidar tarafından tanınması gerekiyor. Ancak yani çok uzun, yani 25 yıldır zaten hukuksuzluğun tamamen bir hukuk haline getirdiği bir İmralı adasından bahsediyoruz. Ama son 28 yıldır hiçbir şekilde hiçbir hukuka sığmayan ölçülerle Sayın Öcalan üzerinde mutlak bir tecrit, mutlak bir iletişimsizlik halini yaşıyoruz. Şimdi yasa olarak 15 günde bir, yani infaz kanunu ve ilgili yönetmeliklerde 15 günde bir ailesiyle görüşme hakkı var. Yine avukatı hafta içerisinde, avukatları mesai saatleri içerisinde diledikleri saatte görüşme haklarına sahip. Yine 15 günde bir 10 dakika telefonla görüşme hakkına sahip olmasına rağmen bu yasalaklar, en temel yasalakları ihlal edilerek hiçbir gerekçe sunulmaksızın sadece disiplin cezaları gerekçe gösterilerek bütün bu haklarından mahrum edilmiş durumda. Çok uzun zamandır yani tecrite ilişkin hukuksuzluğu ifade eden Kürt halkının siyasetçileri, hukukçularına dönük çok uzun zamandır bir hukuk sopasıyla, hukuk araçsallaştırılarak, yargı araçsallaştırılarak bir tehdit politikası, daha doğrusu tecritin hukuksuzluğunu ifade eden bütün herkese dönük böyle bir soruşturma, kovuşturma açma, tamamen cezalandırma politikası uzun zamandır sürüyor. Uzun zamandır hani tecrit meselesini, Sayın Öcalan üzerindeki bu tecrit meselesini sadece Kürtler, Kürt hukukçular, Kürt siyasetçiler dile getirmeye çalışıyordu. Ancak işte dün itibariyle işte gazeteci Merdan Yanardağ bu tecritin hukuksuz olduğunu ifade etti. Hem kısmen siyasal boyutuna, kısmen de hukuksal boyutuna değinmek suretiyle görüşlerini ifade etti. Ama tabii yani iktidar cenahından yani korkunç bir linç kampanyasına tabi tutuldu. Korkunç saldırılar, sosyal medya üzerinden saldırı ve linç kampanyası akabinde de gözaltına alındı. Yani Sayın Öcalan üzerindeki bu tecridin şimdiye kadar sadece Kürtler tarafından işte dile getiriliyordu. Kürtler bunun hukuka uygun olmadığını, aslında AKP'nin tamamen bir kaos politikasını devreye sokmak suretiyle kendisini tamamen hukuksuzluk üzerine inşa eden, savaş politikaları üzerine inşa eden AKP'nin bu tutumunu, tecride ilişkin politikaların sadece Kürtler eleştiriyordu, Kürtler ifade ediyordu, Kürtler buna karşı mücadele ediyordu veya çok cılız bir şekilde kimi işte insan hakları örgütleri bunu ifade ediyordu ama dün itibariyle Merdan Yanardağ'ın bunu ifade etmesi tamamen Kürtler dışında bir gazetecinin, yani nasıl söyleyeyim, Türkiye toplumu mahallesinden, o mahalleden birileri tarafından bunun çok çıplak bir şekilde ifade edilmesi AKP açısından çok büyük bir tehlike olarak addedildi. Çünkü yıllardır bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Özellikle 2015 sürecinden sonra Sayın Öcalan'la iktidar İmralı'da görüşme yaptı mı, yaptılar mı? Bu görüşmelerin içeriği neydi?
Bunu yıllardır biz soruyoruz. Bütün toplumun bu gelişmeleri, kendi kaderini, yani Türkiye toplumunun kaderini ilgilendiren bu görüşmelerin kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini yıllardır ifade ediyorduk. Bu hukuksuzluğun 25 yıldır sürdüğünü, bu tecritin uluslararası hukuka, iç hukuka aykırı olan bu tecrit politikasının 25 yıldır sürdüğünü ifade etmiştik. 25 yıldır Türkiye'de toplum adına siyaset yaptığını iddia eden bütün siyasi partilerin aslında cesaret edememesi, cesaretsizliği bu hukuksuzluklara karşı hukuku savunamamasının aslında bugün itibariyle yaşadığımız bu krizin temel nedeninin tam da bu siyasi partilerin, yani CHP'den tutun da işte DEVA Partisi'ne, yine diğer bütün partilerin bu hukuksuzluğa karşı meselenin kendisi, öznenin kendisi Öcalan olunca bütün bu hukuksuzluk konusunda iktidarla aslında açık veya zımni bir şekilde ortaklaşmasıdır. Aslında yaşadığımız krizlerin tamamının kaynağı buradan doğrudur. Eğer sivil toplum örgütlerinden tutun da siyasi partilere kadar iktidarın yaratmaya çalışmış olduğu bu hukuksuzluk ve bu hukuksuzluğun tüm Türkiye toplumuna, hayatın birçok alanına yayıldığını da hesaba kattığımızda siyasi partilerin, muhalefetin iktidarla açık veya zımni bir şekilde ortaklaşması bugün yaşadığımız krizlerin temel nedenidir. İşte meselenin kendisi tam da burada. Eğer sivil toplum örgütlerinden tutun hukuk örgütleri ve siyasi partiler AKP'nin ilkesel olarak AKP'nin bu hukuksuzluğuna karşı ilkesel bir duruş ortaya koymuş olsalardı, bakın yani bu ihlalin öznesi kuşkusuz Sayın Öcalan ve Sayın Öcalan şahsına Kürt halkı, Türkiye toplumu, ama ilkesel olarak bütün siyasi partilerin bu hukuksuzluğa karşı bir duruş ortaya koyması gerekiyordu. Bir duruş ortaya koymuş olsalardı bugün herhangi bir gazetecinin ifade etmiş olduğu bu hukuksuzluk bu kadar büyük bir saldırıya maruz kalmazdı. İşte bütün siyasi partilerin, yani muhalefetin daha doğrusu AKP'nin bu hukuk tanımayan, anayasa tanımayan bu politikalarına tamamen sessiz kalışı AKP'nin daha da pervasızlaşmasına, hukuksuzluğu daha doğrusu bir yönetim biçimi haline getirmesine ve tüm Türkiye'de toplumun bütün alanlarında, yani yerel yönetimlerden tutun, bir belediye yönetiminden tutun da sokakta 3 kişinin herhangi bir konuda düşüncelerini ifade etmesine kadar engelleyici bir tutuma sahip olmazdı AKP-MHP iktidarı. Ve hukuksuzluğu sadece İmralı'da değil, Sahil Öcalan üzerinde değil, aynı zamanda cezaevlerinde, aynı zamanda bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinde, aynı zamanda bir seçim çalışması yaparken mahallelerde, sokaklarda muhalefetin seçim çalışmalarını keserek, engelleyerek hayata geçirmiş olamazdı. Dolayısıyla bu bugünden itibaren, yani muhalefetin yapması gereken kuşkusuz başta Sayın Öcalan üzerindeki bu hukuksuzluğa, bu tecrite, bu işkence sistemine, ki nitekim işkence olarak SİPİT'i tarafından tanımlanmış bir, tanımlanmış bir tecrit ve işkence sisteminin tamamen muhalefet tarafından ifşa edilmesi, buna Türkiye toplumunun razı gelmemesi gerektiğini, buna karşı mücadele etmesi gerektiğini, bu hukuksuzluğun son bulması durumunda Türkiye'deki birçok alanda yönetim biçimi haline getirdiği bu hukuksuzluğun, bu hukuksuz politikanın kısa vadede olmasa da orta vadede kesinlikle AKP açısından çok zorlayıcı olacağını, AKP'nin tamamen kendisini hukuksuzluk üzerinden yönettiğini, hukuksuzluk üzerine var ettiğini farkında olarak muhalefet buna karşı bir tutum ortaya koymalı.
muhalefet tam da hukuku, adaleti, demokrasi, barışı savunduğu anda AKP asıl zorlanacak. Bugün Türkiye'de barıştan, özgürlükten, demokrasiden, Kürt sorunundan bahseden herkes bir şekilde kriminalize ediliyor. Ya hakkında soruşturma açılıp gözaltına alınıyor veya tutuklanıyor. Dolayısıyla yani temel hak ve özgürlüklerin artık konuşulamadığı bir süreci yaşıyoruz. Bütün bu sürecin temel noktası İmralı'daki hukuksuzluğa karşı sessizliktir. Oradaki hukuksuzluğa karşı muhalefet sesini ilkesel olarak, yani o hakkın, o haksızlığın, o ihlalin öznesinden bağımsız olarak söylüyorum. Yani Sayın Öcalan değil, başka biri de olabilirdi. İlkesel olarak buna karşı çıkmış olsaydı muhalefet, bugün AKP'nin birçok hukuksuzluğuna karşı çok güçlü bir şekilde karşı çıkar. Aynı zamanda bu karşı çıkış, bu hukuksuzluğa karşı çıkış toplumsallaşır ve toplumun kendisi de bu hukuksuzluğa çok güçlü bir şekilde reaksiyon gösterir, karşı çıkmış olurdu. Aynı zamanda adaleti, barışı talep etmektir. Bakın yani AKP, MHP tamamen İmralı'da bir tecrit süreci, mutlak tecrit politikasına başladığı andan itibaren aynı zamanda savaş politikalarını da hayata geçirdi. Savaş politikalarının Türkiye toplumu açısından maliyetini, yani maliyetin çok ağır olduğunu herkes biliyor. Tamamen bir işçilerin, emekçilerin, Türkiye toplumunun tamamen yoksulluğa, açlığa mahkum edildiği bir süreci yaşıyoruz. İmralı tecridine karşı çıkmanın kendisi aynı zamanda savaş politikalarına ve yoksulluğa karşı çıkmanın kendisidir. Ama aynı zamanda İmralı'da yaşanan bu hukuksuzluğa karşı çıkmanın kendisi adaleti talep etmektir. Aynı zamanda hukuku talep etmektir. O nedenle toplumun tamamını ilgilendiren bir meseledir. Tecrit meselesi. Salt Kürtlerin meselesi değil. Dolayısıyla Kürtler dışında aslında Kürtler yıllardır bunu ifade ediyor, buna karşı mücadele ediyor. Ama meselenin kendisi Türkiye toplumunun meselesidir bu. Ve Türkiye toplumunun tamamının bunu kendi meselesi olarak addetmesi gerekiyor. Bugün eğer Türkiye toplumu kendisi ekonomik sorunlarla boğuşuyorsa, bunun temel kaynakları savaş politikasıdır. Bugün bir doğa talanı yaşanıyorsa, bu ülkede bu sorunun kendisi salt Kürtlerin sorunu değil. Bu sorun bütün Türkiye toplumu sorunudur ve Türkiye toplumunun aslında bir an önce bunu talep etmesi gerekiyor. Hatta Türkiye toplumu şunu ısrarla talep etmeli. Yani ne oldu 28 aydır niye avukatıyla ve ailesiyle görüştürmüyor? Öcalan AKP'nin hangi politikalarını deşifre edecek? Hangi politikalarını ortaya çıkaracak? AKP'nin bu 28 ay, yani son 2015 yılından şimdiye kadar kuşkusuz ama özellikle son 28 aydır Sayın Öcalan'ın dünyayla bağlantısını kesecek, görüşlerinin toplumla buluşmasını engelleyecek hangi kirli politikaları var? Türkiye toplumu bunu söylemek durumundadır, söylemelidir. Yine iddia ediyorum, Sayın Öcalan eğer sesini Türkiye toplumuna duyurabilirse AKP, MHP açısından tamamen şimdiye kadarki politikalar ve bundan sonraki AKP, MHP ve devletin bir bütün olarak kendisi Türkiye toplumu tarafından da sorgulanacak hale gelecek. Dolayısıyla AKP, MHP faşizmi şu an tamamen kendi varlığını, gücünü, kendi tırnak içerisinde devletin bekası dediği ama kendi bekasını, kendi geleceğini tamamen Kürtlere düşmanlık üzerinden, Kürtlerin değerlerine düşmanlık üzerinden, Sayın Öcalan'ı tecrit etmek suretiyle, sesini topluma duyurmamak suretiyle kendisini tam da işte bütün bu süreçle bağlantılı olarak Türkiye içinde ve Türkiye dışındaki savaş politikaları üzerinden var etmeye çalışan ve bu kirli siyasetin, savaş siyasetini de bunun üzerinden var etmeye çalışan AKP'ye karşı tamamen hem içeride hem Rojava'da hem Güney Kürdistan'da ve belki de Suriye'de halkların bir arada, birlikte ama bir arada yaşamasını sağlayacak o bilgi birikimini
toplumla buluşturacak ve belki de çözümün temel gücü, temel aktörü olacak Sayın Öcalan'ın görüşleri barışa ilişkin, demokrasiye ilişkin bu görüşleri kuşkusuz AKP'nin politikasıyla ters düşüyor. Sayın Öcalan'ın bu politikalar, yani toplumsal meselelerin halli konusundaki çözümleri hem Türkiye toplumu açısından, Kürt sorunu açısından, hem Suriye ve diğer Orta Doğu'daki sorunların çözümü konusundaki bilgi birikimi ve çözüm modeliyle AKP'nin politikası, siyaseti birbiriyle ters. Yani Sayın Öcalan'ın çözüm politikasının toplumda bir karşılık bulması AKP'nin son bulması anlamına geliyor. AKP'nin bu kirli politikası, bu kirli siyasetinin, bu savaş siyasetinin devam etmesi demek Türkiye'de, Suriye'de, Güney Kürdistan'da, bir bütün olarak Orta Doğu'da kaosun, savaşın sürmesi, oradaki toplumlar arasında ayrılığın derinleşmesi ve derinleştirilmesi politikasının bir sonucu olarak daha da ağırlaşacak. Şimdi şunu söyleyebilirim, yani Sayın Öcalan'la ilgili özellikle 2014 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar var. Yani umut hakkı olarak değerlendirdiğimiz bir karar. Daha önce de aslında bu minvalde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden verilmiş, tarafından verilmiş olan bir karar daha vardı. İkinci olarak Sayın Öcalan'la ilgili verilmiş olan bir umut hakkına dair bir karar vardı. Aslında bu kararın içeriği itibariyle, mahiyeti itibariyle yani hiç kimse yaşamı boyunca cezaevinde kalamaz. Hiç kimse yaşamı boyunca cezaevinde kalamayacağı gibi her bir, yani cezaevinde kalan her bir hükümlünün bir gün toplumla bütünleşebileceğine olan umudunu koruması demek. Yani cezasının ne zaman biteceğini bilmek demek. Bu da umut hakkı da 20-25 yıl. Yani 20-25 yıl sonra maksimum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ortaya koyduğu, yani vermiş olduğu karar bağlamında söylüyorum. 20 ile 25 yıl içerisinde, yani bir cezaevinde 20-25 yıl kalan bir insanın artık tahliye edilmesi gerekiyor, serbest kalması gerekiyor. Şimdi bir yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu böyle bir karar var. Bir yandan SİPİT'in defalarca Sayın Öcalan'la yapmış olduğu görüşme, İmralı ziyareti var. Ve bu ziyaretlerinin birçoğunda da İmralı'daki sistemin kendisini hukuka aykırı bulan, uluslararası hukuka aykırı bulan ve işkence olarak addeden, işkence olarak tanımlayan bir CPT gerçeği var. CPT'in buna ilişkin raporları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Bütün bunlara rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve CPT'nin bu kararlarının Avrupa Konseyi tarafından, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından takip edilmemesinin kuşkusuz ilkesizlik olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bunu yani Avrupa tarih boyunca hep şunu söyleyerek övünür. Yani temel hak ve özgürlüklerin ana ülkesi olarak, işte temel hak özgürlüklerin korunduğu, bireysel hakların önemsendiği ve bunların ihlali durumunda da en etkin yargısal mekanizmaların hayata geçirildiğini söyleyen ve bununla övünen bir Avrupa var. Avrupa gerçekliği var karşımızda, ama meselenin kendisi Sayın Öcalan olunca, Kürtler olunca maalesef bu Avrupa, işte hukukuyla övünen, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığıyla övünen Avrupa tamamen Sayın Öcalan'ın bu meselesini, Sayın Öcalan'a yönelik bu hukuksuzluğu, bu haksızlığı dönemsel çıkarlara, maalesef devletler arası dönemsel çıkarlara da kurban edebiliyor. Şu an Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, CPT'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aslında yaptığı şey de tam da bu. İşte bu uluslararası mekanizmaların aslında Türkiye'nin uymak zorunda olduğu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin
yani Türkiye'ye ilişkin hayata geçirmeye çalıştığı özellikle AİHM kararlarının uygulanması noktasında Bakanlar Komitesi'nin görüşüne Türkiye'nin uymaması üzerine Bakanlar Komitesi'nin böyle sessiz kalışı, ispitinin uzun zamandır sessiz kalışından aslında cesareti alıyor Türkiye. Yani eğer bu uluslararası mekanizmalar kuşkusuz diğer meselelerde olduğu gibi daha rahat işleseydi, yani daha doğrusu işlemesi gibi, yani olması gerektiği gibi işlemiş olsaydı, bugün Türkiye bu hukuksuzlukları yapmaz, bu hukuksuzlukları toplumun tamamına yaymazdı. Dolayısıyla bu spiti Bakanlar Komitesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne tekrar kendi değerlerine bağlı kalmaları konusunda bütün sivil toplum örgütlerinin, bütün toplumun hatırlatmada bulunması gerekiyor. Avrupa'da yaşayan sivil toplum örgütlerinden tutun da insan hakları örgütlerine kadar bir bütün olarak hukuku referans alan, adaleti referans alan bütün sivil toplum örgütlerinin, uluslararası camianın bu uluslararası mekanizmalar üzerinde baskı kurması ve kendi görevlerini yerine getirmeleri konusunda da bir mücadele içerisinde olmaları gerekiyor. Yine Türkiye açısından söyleyeyim. Yine sivil toplum örgütlerinden tutun da hukuk örgütlerine, barolara ve biraz evvel söylediğim gibi yani siyasi partilerin tamamının Türkiye'nin bir uluslararası sözleşmelere, iki uluslararası sözleşmelerin gereğini yerine getirmeye çalışan uygulanması noktasında denetim mekanizmasına sahip olan bütün mekanizmaların kendi görevlerini yerine getirmesi konusunda bütün sivil toplum örgütlerinin, hukuk örgütlerinin, siyasi partilerin çağrıda bulunması gerekiyor. Bu konuda mücadele etmesi gerekiyor. Sorumluluklarını hatırlatması gerekiyor. Bunu yapmadığımız sürece Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu, bugün Kürtlerle ilgili, bugün Sayın Öcalan'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara uymuyor olabilir, tanımıyorum diyebilir ama yarın öbür gün Kürtler dışında toplumun diğer kesimlerine de, nitekim birçok konuda Kürtler dışında da toplumun, Türkiye toplumunun birçok kesimine hukuksuzluğu reva görmeye başladı. Her türlü ihlali onlar açısından da yapmaya başladı. Yarın öbür gün AİHM ve diğer mekanizmaların Türkiye toplumu, yani Kürtler dışındaki kesimlere de uygulamayacak. Bunun farkında olması gerekiyor toplumun. Dolayısıyla Kürtlere yapılan, Sayın Öcalan'a, Öcalan'la ilgili kararların yerine getirilmemesi, bu mekanizmaların sessizliği, mekanizmaların kendi görevlerini yerine getirmeme meselesini kesinlikle gündeme almaları gerekiyor. Ve bunu hem gündemleştirmek hem bunun da gereğinin yerine getirilmesi konusunda içeride ve dışarıda büyük bir ortaklaşmak suretiyle, dayanışmak suretiyle büyük bir mücadele ve çabanın ortaya koyulması gerekiyor.